Enflasyon beklentilerindeki bozulmanın Fed'in daha şahin politikalar izlemesine sebep olacağı endişesiyle cuma günü Amerikan hisselerinde sert satış, tahvil faizlerinde yükseliş ve dolarda güçlenme gördük. Beklentilerden iyi kar açıklayan Citi, Fargo ve JP Morgan satış dalgasında pozitif ayrıştı. Wall Street Journal tarafından yapılan ankete katılan iktisatçıların %60'ı Fed'in enflasyonu düşürmek için ekonomiyi durgunluğa sokacağına inanıyor. Ankete göre ekonominin önümüzdeki 12 ayda durgunluğa girme ihtimali Temmuz ayındaki %49 seviyesinden %63'e yükseldi. Durgunluk ihtimalinin Temmuz 2020'den beri ilk kez %50'nin üzerine çıktığını belirtelim. Piyasa fiyatlamaları kısa süreli sınırlı bir durgunluk ihtimalini büyük ölçüde fiyatlıyor. Amerika ve Euro bölgesi borsaları sene başından beri %26 ve %22 kayıpla karların sınırlı durgunluk nedeniyle gerilemesine karşı yeterli koruma sağlıyor. Türkiye varlıklarının küresel riskleri fiyatladığını söylemek zor. Türk lirası doların küresel olarak değer kazandığı geçen ay %2'nin altında kayıpla en az değer kaybeden para birimi. Borsa İstanbul bankaların öncülüğünde ilk fırsatta tarihi zirvesini test etmeye hazırlanıyor. Amerika vadilerindeki toparlanmaya paralel Borsa İstanbul'da sınırlı pozitif bir açılış bekliyoruz. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 3600 ve 3700. Güçlü üçüncü çeyrek karlarıyla Borsa İstanbul'un hisse bazında ayrışarak yükselmesini bekliyoruz. Bankacılık ve havacılık hisselerinin üçüncü çeyrekte güçlü sonuçlar açıklamasını bekliyoruz. Beyaz eşya, demir çelik, aselsan ve tekvinin zayıf faaliyet sonuçları açıklayacağını öngörüyoruz. Üçüncü çeyrek gayrimenkul yatırım ortaklığı sonuçlarının güçlü gelmesi bekleniyor. Hükümetin konut kampanyası ve zayıf Eylül konut satışı nedeniyle kısa vadede baskı görebiliriz. Ancak değerlemeler hala makul seviyelerde. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.